Bu canlıların ilginç özelliklerinden birkaçına değinelim. Karıncalar tarımı ilk kullanan canlılardır. Bir karınca kendi ağırlığının 10 katını kaldırabilir. Tıpkı insanlar gibi ordu kurup gerektiğinde koloniler arası savaş yapabilirler. Karıncada sayısız petek göz mevcuttur. Öncü karınca yemek ararken kokusunu bırakır. Daha sonra tekrar yuvaya döner ve yemek bulduğunu haber verir. Yemeği aramaya çıkan karıncalar öncü karıncanın kokusunu takip edip yemeği kolayca bulur. Peki bu minik canlılar hangi özellikleriyle bilim dünyasının ilgisini üzerlerine çekmeyi başardılar? Gelin beraber inceleyelim. İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre Formica paralugubris cinsi karıncalar yuvalarında özel kimyasallar içeren reçineler biriktiriyor. Bu sayede yuvalarından hastalıkları uzak tutmuş oluyorlar. Bunu şu şekilde tekrar düşünün. Hastaneye bir yakınımızı ziyaret etmeye gittiğimizi düşünelim. Neyle karşılaşırız? Önce hepimize tanıdık gelen ve serumlardan yayılan meşhur hastane kokusu. Etrafa göz gezdirelim. Sürekli yerleri silen temizlik görevlileri. Ayaklarında galoşlarla dolaşan insanlar. Bembeyaz önlükleriyle doktor ve hemşireler. Her yer hijyenik değil mi? Ağustos böceğiyle dalga geçen bu yaratıklar kimya ve eczacılık bilgileriyle bilim insanlarını oldukça şaşırtmış olmalılar. Yuvalarından mikrop ve mantarı uzak tutmayı başarabilen karıncalar, kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15 ila %25'ini oluştururlar. Aynı zamanda şu an yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yine şu anda hayatta olan tüm insanlardan fazladır. Dünyada 130 milyon sene öncesi doğan ilk toplum kurucuları. Evet, karıncalardan bahsediyorum.